Neredeler mi ya? Serdar. Ay, hırsız mı bu? Hırsız mı gidiyor yoksa? Kardeşim! Adamsan çık! Çık! Hort! Çık! Aa! Ne olmuş burada? Ya abla! Allah kahretmesin bunu! Vay! Elimde! Ay! Tamam tamam, telaş yapma. Geliyorum ben. Gel aşkım, gel. Ay. Ay, niye bana böyle oluyor? Heh, yalan söyledim diye mi oluyor? Göster ne oğlum, nerede? Eyvah. Nerede anabana? Anabana. Aa, dışarıda. Kapı tamam. Orada. Tamam. Heh, tamam. Şimdi bir İngiliz anahtarı gibi bir şey var mı? Var. Şuralarda bir arada olacak, dur getireyim. Bir de yıldız tornavida varsa. Tamam. Ben de şu yeri Tamam burası. Sende böyle marifetler var mıydı ya? Ne olacak canım, alt tarafı musluk tamiri, abartma. Aa, öyle deme. Sen benim için sonuçta salon adamısın. Vallahi bana şu an büyük fantezi oldu. Ne oldu? Lazım, hayatta saklanmam. Ya Ömer, ne olursun valla, bak seni görürlerse ben mahvolurum. Hepsine fırsat bu fırsat konuşuruz ailemle. Yok valla, fırsat bu fırsat değil, hiç zamanı değil. Gerçekten çıldım. Ne yapıyorsun? Ya güven bana, ne olur ya. Gir gir. Sen burada dur, ben şimdi aşağıdakileri gönderip geliyorum, tamam mı? Tamam değil. Ya Ömer. Tamam olur ama bir şartla. Öpücük. Ya kapıdalar. Sen bilirsin, vakit kaybediyoruz. Dur, ben kapıyı bakayım. Kızım neredesin ya? Korktum var ya, bir şey oldu sandım. Anahtar da Serdar'da kalmış. Ya Türkan teyze. Sen portakal reçelini bir ö... Defne hayırdır? Bu saç falan.
hastaydım falan ya. Hı. Ay bir aynaya baktım, bir moralim bozuldu dedim. Hani iyi hissetmek için bir şeyler yapayım, yapayım, yapayım derken böyle oldu. Ha neyse işte Türkan teyze o kadar övünce milletin de tadası geldi. Beni yolladılar git getir diye. Tabii. İşim gücüm yokmuş gibi. Sen nasıl oldun bu arada? Ne yapayım işte ya, dinleniyorum öyle yatıyorum. Defne bak istersen kalabilirim ha. Vallahi bana da bahane olur. Arar haber veririm. Vallahi çok iyi fikir, ben arayayım ya. Yırtarım böyle. Şey ya sakın. Çok ayıp olur. Kızım bayık bayık muhabbetler ya. Çorba falan yaparım sana, kalayım ne olacak? Yok. İştahım yok zaten benim. Nihancığım. Çok ayıp olur gitmezsen, hem şimdi sen gitmezsen onlar da İso'nun sünnetine gelmez. Aa, öyle mi diyorsun ya? Altından olurum yani. Yani. Defne ben gidiyorum. Git git. Ben gidiyorum. Tabii. Ben gidiyorum, ben bir saniye kalamam. Git git. Ha bir şey diyeceğim. Hah. Acaba diyorum bu iki yandan falan da mı örsem? Ör ör. Öf ne yapıyorsan yap. Ben gidiyorum, ben altından olamam. Durup dururken. Çekil. Tabii tabii. Allah. Gidemedi. Biraz da burada mı takılsak? Ha, değil mi, değil mi? Hayatımda adrenalin eksiği vardı zaten. Eksik mi? Senin olduğun yerde eksik olabilir mi hiç? İnsanın kalp ritmini değiştiriyorsun. Yalnız Allah aşkına evden yakalanmadan çıkalım artık. Ya ne güzel eğleniyorduk ya da şöyle söyleyeyim. Eğlenirdik. Ömer vallahi sana bütün eğlenceleri vaat ediyorum. Yeter ki yakalanmadan şu evden çıkalım. Bak unutmam bu sözü. Unutma unutma tamam vallahi söz. Hadi çıkalım artık. Defne. Sen böyle mi? İyi akıl mı kaldı bende ya? Şu çantamı da alır mısın? Çorap, morap. Zaten. Öyle mi? Çıkacağız. İyi madem. Eşek kadar oldum. Koca oldum. Baba oldum. Hala kınalara sandalye servisi yapıyorum ya. Ya bu ne biçim kadermiş ya? Harbiden ya. Oğlum çok bayık bir muhabbet. Ne gereksiz işler bunlar ya. Değil mi? Azıcık şöyle otursak mı? Vallahi iyi dedin. Çok. Aşk olsun ya. Aşk olsun. Ha insan bir haber veriyor, değil mi patlattınız? E Nihan uyuyor dedi kızım, nereden bilelim biz? Nasıl oldun sen? Nasıl işte, uyuyordum ya ben de. Siz niye geldiniz? Ya sandalye açığı varmış da onu kapamaya geldik. E senin saçın? Ay aynaya baktım. Ay bir moralim bozul, bir moralim bozul. Dedim bari bir şeyler yapayım hani iyi hissetmek için derken derken bu hale gelmiş. Ha hasta psikolojisi tabii. Aynen ondan. Yalnız... Sandalyelere orada oturmanız gerekiyor. Yani burada değil. Mantık yanlış. Ya aman bırak ya. İki dakikada dardılar yemin ediyorum. Bu bizim tayfa var ya. Hepsi amcaya bağlamış. İso. Ya biz bu sandalye meselesiyle arazi olabiliriz ha. Kim fark edecek ki oğlum? Ya Serdar'cığım sen ne güzel konuşuyorsun ya. Değil mi? Tabii canım. Aa olur mu canım öyle şey? Ayıp yani. Size yapası hoşunuza giden böyle bir şey. Ya vallahi hoş olur yani. Ben... Tamam ya. Ben dönmem artık. Buradayım. Ya aa olmaz. Gitmeniz lazım. Beklerler. Onlar ne ya? Kol düğmesi. Senin mi bunlar? Ha benim. Sen ne zaman kol düğmeni gördün Serdar'cığım en son benim? E kimin o zaman? Ay abi ya of. Vallahi sürpriz yapacaktın. Ne güzel mahvettin. Ne sürprizi? İşte yani. Sana almıştım. Öyle bir kutusundan çıkardım bakayım inceleyeyim falan derken pat diye geldiniz. Ben nereden bileyim böyle halinden geleceğinizi? Ya can kardeşim benim ya. Bak abisine fiyakalı hediyeler de alıyormuş ya. Defonzon benim ya. Gel gel gel. Gel gel bir sarılacağım ya. Gel gel. Oy canım benim ya. Ha. Çok da şey yapma ya. Ama şey. Bayağı iyiymiş bunlar ha. Oğlum sorma çok duygulandım lan.
Yok ya, o kadar abartılacak bir şey yok. Ne yapıyorsunuz böyle, oturacak mısınız burada? Evet. Olur mu ya, beklerler şimdi, vallahi olmaz. Ya gayet de olur. Zaten keyfim de yerine gelmiş. Birazdan da açarız küçüğümüzü. Mis. Lan ne oldu? Moruk şey ya Serdar. Biz bu bıyıklı Sema'nın klasına gidelim. Benim için çok önemli o ya. Çok önemli. Niye ki? Aa, şıktım ben ona. Aa. Çocukken. Hı. Yani o böyle bıyıkları, favorileri falan beni çok bana dokunuyordu galiba. Çok zor çok. İso, sen ciddi misin? Evet. Yanıktım ben ona ya. Bayağı yanıktım. Hatta şimdi gidelim ki Serdar, ben bu Sema'dan ümidi keseyim ya. Yoksa unutamayacağım ben bunu. Vay be. Ulan hiç de çaktırmadın ha. Kardeşim benim ya. Acı acımdır. Eyvallah. Üzülme kardeşim. Sana daha güzelini buluruz. En azından daha az bıyıklısını. Bakacağız. Bakacağız. Hadi. Hadi. Hadi o zaman. Hadi. Hadi gidin. Hadi hadi hadi. Kap. Ya sen pis, ne iğrenç bir şey oldu. Yok be oğlum, manyak mısın? Vallahi öyle değil ya. Bu kol düğmelerini de yememiştim zaten. Haydi bıyık sever. Hadi kardeşim, çok da üzme kendini. Ay ne seması, ne aşkı ya. Bıyık mı Sema bu? Ömer. Yani koskoca Ömer İplikçi'ye de musluk tadilatı yaptırdım ya, vallahi bana helal olsun. Ay aşkım kusura bakma, bu arada vallahi senin kol düğmeleri benim abime kurban gitti. Ama söz veriyorum sana yenisini alacağım. Şey olur mu canım, önemli değil. Ya şimdi kimin bunları falan deyince öyle şey yapamadım ama söz telafi edeceğim. Önemli değil. Ha. Bu arada sen bir haki gömlek giyecektin, söz vermiştin. Ne oldu? Benim de rüzgar çanı konusunda bir söz almıştım var. Çok birikti borcunuz Defne Hanım, haberiniz olsun. Madem o zaman bir ara ödeşelim artık. Arayı açmayalım da. İstanbul ne güzel. İlk bu şehre geldiğim zaman oha şimdi bu koca şehir bizim mi demiştim. Ama değilmiş. Nasıl yani? Manisa bizim de mesela. Sokakları, binaları, ağaçları istediğimiz gibi takılırdık. Ama İstanbul öyle değil. Mesela şu bina. Canım sıkılıp üzüldüğünde o kadar çok oraya gidip böyle şehri tepeden izlemek isterdim ki. Tabii sordum, izin vermediler. Pek de saçma bir hayal. Bu geçtiğimiz bina. Evet. Düşünsene ne kadar güzel. Kim bilir ne kadar güzel bir manzarası vardır böyle şehir ayakları altında. Buyurun. Süredir uğraşıyorum biliyor musun? Arkadaşım mı seni, ne dedin? Nasıl ikna ettin ki? Ona reddedemeyeceği bir teklif yaptım. Gerçekten delisin. Gel gel. Hmm.
nasıl? Hayal ettiğin kadar var mıymış? Hayal ettiğimin daha ötesinde. Rüya gibi. Yalnız beni çok kötü alıştırıyorsun, sonra başına bela olacağım söyleyeyim. Anlamadım. Hayallerimi nasıl teker teker gerçekleştiriyorsun? İçinde ben olduğum sürece. Varsın. Hep varsın. Zaten başka türlü bir şey düşünemiyorum. Düşünme zaten. Yeterince düşündük. Yaşayalım artık. Hadi bana bir şiir oku. Efendim? Aklında vardır senin bir şey. Yani mesela ben hangi dörtlüyüm? Sen. Sen el kadar bir kadınsındır. Sabahlara kadar beyaz ve kirpikli. Bazı ağaçları kapı komşu, bazı çiçeklerin andırdığı. Cemal Süreyya. Ki zaten geldiğimiz noktada bütün çiçekler senin yerinde. Olsa olsa uzaktan akraba. Keşke hep bu an içinde kalsak. Hayatım boyunca daha mutlu olmamıştım herhalde. Zirve burası. Zaman şu an dursa, akmasa. Benim için şu an bundan daha önemli bir şey yok. Ne güzel bir geceydi. Şimdi başımı yastığa koyduğumda tekrar tekrar bu geceyi düşüneceğim. Gerçekten gitmek zorunda mısın? Yani ben de hiç istemiyorum ama biliyorsun. Tamam hadi git yakalanma. Tamam. İyi geceler. Hiç gitmek istemiyorum. Defne. Ay, iyi misin güzel kızım? İyiyim, iyiyim. Ana anne, ne oldu? Vallahi bütün gece aklım sendeydi. Kim? Düştüm ateşin. Ah. İyi. Bak, Sema sana ne gönderdi? Darısı Defne'nin başına dedi. Sağ olsun. Ay Defne, menüyü bir gör. Ağzı böyle kelebek. Nasıl mutlu, nasıl mutlu. Ay Allah'ım inşallah hayırlısıyla bana da göstersin yeniden senin mürüvvetini. Allah'ın izniyle sen de yerini bir bulsaydın. Belki yerimi bulmuşumdur anneanne. Aa, öyle mi diyorsun? Yani hayırlısı bu işler kısmet. Kısmet ya. Yani bir kere kısmetsiz başladın diye hep öyle gidecek değil ya. Ben zaten her gece dua ediyorum Allah evlatlarımın karşısına iyi insanlar çıkarsın diye. Güzel olacak, güzel. Bundan sonra hep güzel şeyler gelecek başımıza. İnşallah anneanne. İnşallah. Hadi sen şimdi dinlen. Ben gideyim. Hadi. Hadi hayırlı geceler canım. Sana da.